Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 2021 yılı hedeflerimizi oluşturacağız. Ben kendi hedeflerimi oluşturdum. Şimdi birazcık sizlere onlardan bahsetmek istiyorum. Umarım sizler de böyle bir hedef ya da hayal tablosu yapabilirsiniz, yaparsınız. Ve yıl sonunda da bu hedeflerin ne kadarını gerçekleştirmişiz, yıl içerisinde neler olmuş, neleri yapabilmişiz, bunların hepsini kararlaştıracağız, hepsine bakacağız. Böyle bir geri dönüş yaşayacağız sizlerle 2021'in sonunda. Tabii Allah kısmet ederse bir şey diyemem. O zaman hadi başlayalım. Ben kendime 2021 yılı hedefleri için ayrı bir defter almadım. Bende böyle bir ajanda vardı. Ya henüz almadım diyebilirim. Çünkü araştırıyorum daha nasıl veya kapsamlı bir şey almak istiyorum. Yine bunun gibi. Çünkü bunun önünde böyle bilgiler falan var. İşte hani kendi kişisel bilgilerin yer alıyor. Daha sonrasında aylar başlıyor. 12 ayın kendine ait böyle yerleri var. Hepsi ayrı ayrı böyle. Ve arka tarafında işte notlar, not alma yerleri falan var. Yapılacaklar listesi var. İşte böyle bir liste haline getirmişler. İşte yanına onun tik falan atabiliyorsunuz. Bu şekilde güzel, kapsamlı bir ajanda. Ben seviyorum. Ancak Ocak ayında ben böyle çok saçma saçma şeyler yazıp başlamıştım. Yarı seneden başladım. Yani senenin yarısından başladığım için pek bir verim elde edemedim bu ajandamdan. Şimdi ise artık Ocak ayının başından başlamak istiyorum ve 2021'e özel olsun istiyorum. Bunu da hem günlük tutma şeklinde hem sürekli o yaptığım tabloya bakmak için istiyorum aslında. En başında o hedeflerim yazacak. Daha sonrasında ise işte yapmış olduğum, yıl içerisinde yapmış olduğum aktiviteler, işte neler oldu, neler bitti, bunlar yer alacak. O zaman birinci hedefimizle başlayabiliriz. Dışarıdan yemekten vazgeç veya olabildiğince azalt. Neden böyle bir liste yaptım diye soracak, yani neden böyle bir hedef yaptım diye soracak olursanız şöyle. Ben bu Covid pozitif çıktığım süre içerisinde genelde zaten hep dışarıdan söylemek zorundaydım. Evet, bu benim için bir zorunluluktu. Ancak ben daha önce daha şeylerden de, yani dışarıdan beslenmekten kastettiğim şu. İşte mesela Seyis Börek'e gidiyorum. Orada kapalı olan yemekler falan oluyor. İşte hazır, sadece mikrodalgaya at, ısınsın. Ben bunlardan falan da alıyordum ama artık bunlardan da almak istemiyorum. Kendi kendime daha sağlıklı yemekler yapmak istiyorum. Çünkü onların biliyorum sağlıksız, ancak bu benim için zaman tasarrufuydu. İşte daha öncesinde orada yapılmış zaten. Hadi ben de hemen alayım da şunu halledeyim, yemek de çıksın aradan diye düşünüyorum. Zaten çok fazla bir yemek yiyen bir insan değilim. Olabildiğince az yemek yiyorum. Ne yapacaksınız işte. Ben de böyle bir insanım. Gelelim ikinci hedefimize. Günde yarım saat spor yap. Evet, yani görüldüğü üzere ben zaten zayıf bir insanım. Ancak sporun zayıflamayla, yani zayıf olan insanların spor yapmamasıyla ilgili bir şey yok. Aksine herkes spor yapmalı bence. Yani yürüyüş yapmalı. En azından yürüyüş yapmalı. Ya da ne bileyim işte böyle ev içerisinde zaten bir odayı temizlediğinizde falan da kalori yakıyorsunuz. Sürekli bir şeyler yapabilirsiniz yani kendi hayatınızla ilgili. Ben zaten bu karantina süresince yapmıştım. Yani ta işte Nisan'da falan başlayıp ben karantinaya girdiğimizde yapmaya başlamıştım. Fitness yapıyordum. Aynı zamanda da yürüyüşe çıkıyordum parka. Bu benim için gerçekten iyiydi. Ancak ben kilo vermeye başladım. Yani kilo almak istiyorum. Ancak ben fitnessla birlikte kilo vermeye başladım. İşte iyice iştahım kapandı falan. Ve vücudumda çok fazla ağrı hissediyordum. Bu beni rahatsız ediyordu. Zaten işe falan gittiğim için de aslında hep kendime böyle bahaneler veriyordum. Konuşamıyorum hala farkındaysanız. Neyse. Ve kendime bahaneler verdiğim için hep erteliyordum. Ancak şimdi artık ertelemek istemiyorum. Vücudum ne kadar ağrırsa ağrısın, kendime spor yapmaya vermek istiyorum. Biraz spor yapmak istiyorum. Spordan kastım şu, kilo vermek değil, sağlıklı yaşamak ve vücudumu biraz şekillendirmek istiyorum. Böyle de isteklerim var. Evet, insanların şu of ya, hani insanlar yemek yiyor ama kilo alamıyor dedikleri insanlar var ya, işte onlardan bir tanesi benim. Ben çok yemek yesem de, az yemek yesem de ben kilo alamıyorum arkadaşlar. Öyle bir kilo almaya elverişli bir
vücuda veya bünyeye sahip değilim. O yüzden kilo almaya da çalışıyorum. Aynı zamanda sağlıklı beslenmeye ve sağlıklı yaşamaya da özen göstermek istiyorum. Üçüncü hedefimiz ise günde 1 saat İngilizce çalışmak. Bunu neden koydun? Zaten İngiltere'de yaşıyorsun. Zaten İngilizlerle konuşuyorsun ya da yurt dışında yaşadığın için sürekli zaten yabancılarla konuşuyorsun. Elinde sonunda gelişir diye düşünecek olanlar varsa veya düşünenler varsa hemen şunu söylüyorum. Bir insan kendisini ne kadar iyi geliştirirse o kadar daha özgüvenli hissediyorsunuz o dil hakkında. Elinde sonunda evet gelişiyor. Ben şu anda geldiğim konumdan zaten memnunum. Ancak bir tık daha öyle ileriye gitmek istiyorum. Yani yıl sonuna kadar en az bir veya böyle 1,5 mu? 1,5 diyebilirim. 1,5 kur atlamak istiyorum. İşte bu phrasal verb'ler olsun ya da böyle işte mıştı mıştı çok geçmiş zamanda ama daha şimdiyi de etkileyen zamanları falan böyle hep şey yapıyorum. Hani düşünüyorum diyorum ki ben bunu nasıl söyleyecektim? Şu nasıl olacaktı? Bu nasıl olacaktı? Üçüncü hali neydi? Bu üçüncü hallerini falan iyice ezberlemem gerekiyor. Yani iyice anlamam gerekiyor. Ezbere dayalı bir şey olsun istemiyorum. Konuştukça gelişiyor. Kendime bir tane İngilizce Türkçe sözlük alacağım. Bulabilir miyim? Burada pek bir emin değilim. Yani pek emin değilim ancak almak istiyorum. Bu şekilde kendimi geliştirebileceğime inanıyorum. Zaten ben İngilizce çalışan bir insandım. Çalışıyordum elimden geldiğince ve şimdi daha fazla çalışacağım ve kesinlikle kafaya taktım. Burada zaten İngilizlerle konuştuğum için biraz daha böyle şanslıyım ve her gün İngilizceye maruz kalıyorum. Dördüncü hedefim ise yıl sonuna kadar 10 tane kitap oku. Bu da neden böyle bir şey koydum? Çünkü ben kitap okumayı seviyorum ancak okuyamıyordum. Yani yine bir bahane falan üretiyordum kendime. Artık bahanelere karşıyım. Bahane üretmek istemiyorum. Zaten çok fazla zamanım var, boş zamanım var. Bunu biraz değerlendirmek istiyorum. Halihazırda beni bekleyen 3 tane kitabım var. İkisi kişisel gelişim, bir tanesi ise normal İngilizce bir roman, İngilizce. Diğer ikisi kişisel gelişim olan kitaplarım ise Türkiye'den aldığım kitaplar. Esra Ezmeci'nin kitapları, işte bu ilişkilere yönelik olan kitaplar. Biraz onları okumaya ihtiyacım var diye düşünüyorum. Biraz onu okuyacağım. Daha sonrasında diğer kitaplara geçip roman şeklinde gitmek istiyorum. İngilizce kitaplar almak istiyorum. Zaten burada herhalde bulabileceğim tek kitap İngilizce ya da ne bileyim bir tane büyük bir kütüphane gibi bir yer vardı burada. Oraya eğer gidersem farklı dillerden falan da bulabilirim ancak ben farklı diller zaten aramıyorum. İngilizce olsa bana yeterli. İngilizce roman istiyorum. Bu hedefim bence önce bunu gerçekleştirmem gerekiyor. Çünkü ben bunu hiçbir zaman yapamadım. Ama artık kesin kararlıyım, yapacağım. Artık çok merak ettiysen söylüyorum. Hayatta kimse benden daha değerli değil. Bu hedefi hiçbir zaman unutmamak istiyorum. Hiç kimse benden daha değerli değil. Bu ne kadar en yakın arkadaşın olsun, en yakınların dahi olsa bile kimse benden daha değerli değil arkadaşlar. Kimse bir şey istemiyor. Aman o üzülmesin, aman bu düşünmesin, aman bu öyle olmasın, aman şu şöyle olmasın deyip yapamam. Artık geçti yani o eski Meltem'i 2020'nin en son gününde bırakmak istiyorum. Ki 2021'e böyle daha tazelenmiş, daha neşelenmiş bir Meltem olarak girmek istiyorum. Hiçbir şey düşünmek istemiyorum. Hiç kimseyi düşünmek istemiyorum. Yani o ne der, bu ne der, ay onlar ne diyecek, bunlar ne diyecek deyip bunları yapmak istemiyorum. Zaten beni bilen bilir. Bu kadar basit yani. Beni bilen bilir. Daha fazla bu konu hakkında bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü hep ne geliyorsa başıma bu konu yüzünden geliyor. İstemiyorum arkadaşlar. Kimse benden değerli değil. Bunu hatta odama böyle bir yazı halinde falan yazmak istiyorum. Değerli değilsiniz. Ben değerliyim. Ben biraz bencil olmak istiyorum. Bencilden kastım şu. Ben değerliyim. Ben istemiyorsam yapmıyorum. Ben gitmek istemiyorsam gitmiyorum. Almak istemiyorsam almıyorum. Bu kafaya gelmem lazım. Hep daha öncesinde hep başkaları aman o iyi olsun, aman şu öyle olsun, aman bu bunu düşünmesin, aman şu şunu düşünmesin, aman onun hadi onu yapayım, ay hadi bunun bunu yapayım. Yok arkadaşlar, kendinizi düşünmek zorundasınız, anladınız mı? Kendiniz. Bu kadar basit. Kendimi geliştirmek istiyorum, kendime onu yapmak istiyorum, kendime bunu almak istiyorum, kendimi gezmek istiyorum. Hep kendimi düşünmek zorundayım. Yani gördüğünüz gibi zaten hep kendimi geliştirme üzerine kurduğum hedefler bunlar.
kendimden başka birisini daha düşünmek istemiyorum. Altıncı hedefim ise en az iki ülke gez. Bunu koronaya rağmen koydum. Türkiye'den bahsetmiyorum. Türkiye'ye gitmek benim için bu hedefi gerçekleştirmiş olmamı sağlamayacak. Onu söyleyebilirim. Daha böyle kendimi geliştirmek falan istiyorum. İşte bir şeyler yapmak istiyorum. Daha yeni yerler görmek istiyorum. En başta herhalde gideceğim ülkeler bir İrlanda, İskoçya olacak. Ya bunları ayrı ayrı sayamam. Bir İrlanda, İskoçya diyebilirim. İkisini aynı anda gitmek istiyorum. Ve ikincisi ise artık ya Amsterdam olur, Paris olur. Ne bileyim buradan Danimarka'ya geçerim. Çok istiyorum öyle yerlere gitmek. Hiçbir fikrim yok yani. İşte bakacağım. Yani yıl sonuna kadar zamanım var zaten. Gitmek istiyorum bir yerlere. Eğer korona tabii izin verirse bu 2021'in sonunda da 2022 hedefleri yaparken şunu demek istemiyorum. Şu korona yüzünden hiçbir yere gidemedim. Bunu demek istemiyorum. İkinci hedefim ise en az 3 dünya mutfağı dene. Tabii bu restoranlar falan açıldığı sürece ben bunu gerçekleştirebilirim. Yoksa evime falan söylemek istemiyorum. Gidip birebir orada denemek istiyorum. İşte Hint mutfağı olur, Meksika mutfağı olur, İspanyol mutfağı olur. Ancak Çin mutfağı olmaz arkadaşlar. Çünkü ben Çin mutfağını sevmiyorum. Yani sushi mushi hiç bana göre değil. Ben sevmiyorum. Çin, işte Kore yemekleri falan sevmiyorum. Tayland, işte Tay mutfağında çalıştığım için orada tabii ki de yiyorum. Yani gün sonunda Tay mutfağından yemekler yemiş oluyoruz. Ama daha sonra şeyden yemek istemiyorum. Kore mutfağını deneyebilirim. İşte kimchi falan var. Onları deneyebilirim. Ancak tek denemek istemediğim mutfak ise Çin. Denemeyeceğim. Hedefim ise bütçeni kontrol et. Ben daha çok böyle işte giyim üzerine falan alışveriş yapıyorum. Zaten beni tanıyanlar bilir. Giyim, dekorasyon tamamen benim için. Çok seviyorum. Daha az para harcayıp daha fazla bütçeme yatırım yapmak istiyorum. Buna elimden geldiğince bir şekilde çabalamak istiyorum işte. Bakacağız bakalım. Bunu nasıl başarırım, neler olur, hayatımda ne gibi değişiklikler olur? Zaman gösterecek. Hedefim ise sadece İngiltere ile ilgili değil, başka şeylerle ilgili de video çek. Sadece İngiltere'ye odaklı bir video çekmek istemiyorum. Yani sadece İngiltere'ye odaklı bir YouTuber olmak istemiyorum. Ne bileyim işte bu do it yourself videoları falan olabilir. Bakın bu 2021 mesela İngiltere ile ilgili değil. Ne bileyim böyle işte daha kendi hayatıma yönelik daha böyle ne bileyim dekorasyon falan olabilir ya da fotoğraf çekme gibi bir şeyler falan olabilir. Bunlarla ilgili videolarım da gelebilir. Her şeyi düşünüyorum şu anda. Daha karar veremedim. Ancak sadece İngiltere'ye odaklı olmak istemiyorum. Hobini geliştir ve daha fazla üzerinde uğraş. Şöyle benim hobim işte fotoğraf çekmek. Fotoğraf çekmeyi çok seviyorum ve gerçekten de güzel açılar yakaladığımı düşünüyorum. Eğer merak ediyorsanız bütün çektiklerimi hemen sizi şöyle bir şuraya bir yere hemen ekliyorum Instagram hesabımı. Oradan bakabilirsiniz. Kendi çektiklerime ait bir hesabım var. Orayı da beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın lütfen. Oradan çünkü fotoğraflar gelecek, gelmeye devam edecek. Beklemede kalın. Bu videoya da araya giriyorum ama bu videoya da abone olmayı ve beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Ve yıl sonuna kadar da lütfen 1000 abone yapalım artık 1000 yani. Hani anlatabiliyor muyum? Lütfen 1000 abonem olsun arkadaşlar. Böylelikle size daha iyi videolar çekebilirim. Belki arkadaşlarımla bir video çekebilirim. Neler çekmemi istiyorsanız lütfen aşağıya yorumlara bırakın. Ve fotoğrafçılıkla bahsediyorduk. Fotoğrafçılık yapmayı çok seviyorum. Hatta işte İngiltere'de de böyle birilerinin fotoğraflarını falan böyle çekmeyi çok istiyorum. Yani birisi gelsin bana desin ki ya Meltem benim fotoğraflarımı çeker misin diye çekerim. Hiç sorun değil. İşte editlemesini falan yaparken çok büyük zevk alıyorum. Diyorum ki of onu öyle mi yapsak, bunu böyle mi yapsak? Ay şöyle dursana, böyle dursana, bak şu tarafa doğru bakacaksın falan. Ben çok seviyorum öyle şeylerle uğraşmayı. O yüzden biraz bunu daha geliştirmek istiyorum. İşte ne bileyim böyle o Instagram sayfama falan arkadaşlarımın fotoğraflarını çekip belki koyabilirim. Yani model olarak alabilirim onları. Biraz o şekilde geliştirebilirim. Ya da dışarısı da yani manzara resimler falan da çekebilirim. Bakacağız. Nasıl geliştireceğime dair en ufak bir bilgim yok. Ancak
geliştireceğim. Zaten sürekli yapa yapa bir şeyleri geliştiriyorsunuz yani. Ve benim 2021 yılı hedeflerim bu kadardı. Umarım sizler de 2021 yılını yılı için gerçekleştirmek istediğiniz hedeflerinizi böyle listeler halinde yapabilirsiniz. Tablo olarak yapabilirsiniz. Böyle bir tablo haline getirip, yani tablo oluşturup, mantar pono gibi bir şey de olabilir. Onun üzerine böyle resimler falan koyabilirsiniz. Ya nasıl yapmak isterseniz 2021 yılı hedefleri ya da bu hedef